Evet, herkese merhaba. Geçen hafta kaldığımız yerden hızlıca devam edelim. Grep komutuyla ilgili olarak konuşarak başlayalım bu akşama. Grep komutu genel olarak herhangi bir text ifadeyi bir dosya içerisinden filtrelemeye yarayan bir komut. Oldukça fazla parametresi, argüman listesi uzun bir komut. Hemen bir iki örnekle başlayalım. Evet, bir pattern veriyoruz filtreleyeceğimiz. Ardından da dosya veya dosyalar içerisinde arama yapıyoruz. Şimdi şurada örnek bir dosyamız var. İçerisinde de sıfırdan 99'a satır numaralarını yazdığımız test satırlarımız var. Şimdi bu dosya içerisinde örneğin 70'li ifadeleri arayalım. No tire 7'leri sadece bize getirmesini isteyelim. Grep diyoruz. Log no ara. Log no tire 7. Nerede? 1.log içerisinde dediğimiz zaman ne oldu? Burada bu ifadeleri aradı. Peki bu dosya içerisinde ara dersek hemen yapar mı? Recursive tire r'yi koyarsak tabii ki yapar. Bakın 1.log dosyası içerisinde log no 7 ile başlayan ifadeleri filtreledik. Bir de büyük harf mi küçük harf mi bilmiyorum. Büyük harf küçük harf duyarsız olarak arayalım. Yani şu G büyük müydü küçük müydü? N büyük müydü küçük müydü bilmiyorum. Yine buluyor. Peki onu koymasaydım tabii ki böyle bir satır yok diyecekti. İçerisinde olmayanları arayalım. Örneğin. Şimdi bize öyle bir şey bassın ki log no 7 hariç olanları bassın dersek ve genelde versiyon veya verboz olarak kullanılıyor parametre argüman listelerinde ama burada hariç tutulan satırlar için bakın log 7'li hariç 69'dan bakın 80'e geçmiş. Log no 7 hariç yukarıda da 6'dan 8'e geçtiğini göreceğiz. Log no 7 hariç olmak üzere dosyaları bize döktü. Şimdi biz pipe konusuna geçmedik ama yine de ben burada ifade edeyim. Biliyorsunuz cat veya more standart input output'a text output verebildiğimiz komutlar. Pipe'la ileride göreceğiz ama şimdi bir hızlıca bakalım. Grep'le birlikte kullanımı simit hayran gibi. Biraz önce komutları sıralıyorum. Artık dosya adını vermeyeceğim çünkü standart input'tan alıyor. O da nesi demeyin. Hani bu kalıbı hemen şimdi görün istiyorum. Log no 7'li satırları bana getir. Bakın dosya adını vermedim. Bu sefer ne yaptı? Cat bir log da çıktı vermedi. O çıktıyı bizim base script pipe mekanizması içerisinde kullandı. Ve grep'i bu şekilde de akıcı en çok benim şahsen kullandığım pipe'lı hali. Şimdi hemen geçiyoruz. Sort. Ne yapıyor bu da? Yine bir text operasyon yapıyor dosyalar içerisinde. Hemen sort diyorum. Dosyamızın adını verelim. Şimdi bakın enteresan bir şey yaptı. Ne yaptı? Alfabetik olarak sıralayınca 9'da bir karakter olmak üzere örneğin ASCII table'a göre bir sıralama yaptı burada. Ne oldu? 9 normal sırasından çıktı. Yukarıdan geldi aşağıya. 8, 9 ve başında 9 olmak üzere. Bu karakter sıralaması bakımından ne oldu? 9 karakteri artık 89 Log no 89'dan log no 9'a geçti. Burada sayısal değerinden ziyade
ne oldu? Karakter değeri. Karakterin de ASCII table'a göre sıralamasını bize önümüze getirdi. Ters sırada sıralayalım. Reverse. Ne oldu bu sefer? En üstten en aşağıya doğru ters sırada bize alfabetik sıra olmak üzere burada verdi. Unique'le de tekrarlayan, eğer içerisinde tekrarlayan satırlar varsa onları sadece bir kere basıyor. Evet, set stream editor'ün kısaltılmışı set sed set komutu pek ünlü bir komuttur. Şimdi set'i hızlıca kullanalım. Önce basit bir kullanımdan bahsedelim. Biraz şeyden bağımsız olarak gideceğim. Set s bir slash koyuyoruz. Sonra içine bir şey yazacağız. Sonra içine bir şey daha yazacağız. Yani birinci iki slash arasındaki boşluk aranan değer. İkincisi de replace, yer değiştirilecek yeni değer. G koyduğum zaman o dosyadaki, eğer G koymazsam ilk gördüğünü sadece değiştirecek. Eğer G'yi koyarsam tümünü değiştirecek. Şimdi log no yerine başka bir şey yazalım. Burada log gördüğü tüm ifadeleri yoglan değiştirsin. Ya da harflerin hepsini değiştirsek daha güzel olur. Sallıyorum. Sallayamıyorum ya. Allah Allah. Tamam. DPI ile değiştirsin logu. Hangi dosyada? 1.log. Bakın ne oldu? Logların yerine DPI ifadesi geldi. Evet. Bu nereye geldi? Tabii redirection'ı da göreceğiz. Bunu siz gidersiniz. 1.log. Yeni diye redirect edersiniz. Hop gitti. Standart output'a vermedi. Hop bakın ne oldu? Yeni bir dosya geldi. Hemen o 1.log yeni dosyasına bakınca bakın onlar artık log'lu değil dpi'li. Bir log dosyası eski halini koruyor. En klasik kullanımlardan bir tanesi. Evet, regular expressions yani düzenli ifadeler örnekleri var burada. Örneğin satırların başındaki tab ifadelerini kaldırmak için. Bunu bir deneyelim. Düzenli ifadeler, regular expressions konusu setten, avk'dan veya grep'ten bağımsız, kendi başına bağımsız bir konu. Ama düzenli ifadeler, regular expressions uyumlu yazılımlar yazabilir. Regular expressions'ın çeşitli dillerde kütüphanelerinde görürsünüz. Komutlarda desteklendiğinde görürsünüz. Hatta bazı kullandığınız yazılımlarda bir filtre yazılacağı zaman biraz ileri kullanılan bir yazılım olsun. Bir sunucuda, bir karşınızda bir yönetim ekranı görebilirsiniz. Orada bir filtreleme yapmanız gerekebilir ve yeni regex bilmeniz gerekebilir. Evet. Şimdi onunla ilgili başka bir şey ifade edeceğim. Şimdi şunu bir alalım önce. Gel bakalım. Şimdi biz de önce tablo bir hale getirelim. 1.log'u. Evet, bir de birkaç tablo satır oluşturalım. Bu sefer more'la açalım. Tamam.
D karakteri de artık o elimizin şükür olsun şimdi. Uğraşmayalım. Evet. Şu sedri satırımızı alıyorum. Bir nokta loga. Bunun da ilk satırlarına bakalım. Öğrendik mi? Öğrendik. Pipe öğrenmedik ama head diyelim. Head'i öğrendik. Head'e 10 diyelim. İlk 10 satırı yetmedi. 20 satırı. Evet. Şimdi içeri aldığını görüyoruz. Şimdi normalde dosyamıza bakıyorum. Bakın içeride satırlarım var. Şimdi bakıyorum. Tablarım silinmiş. Silinme meselesi nedir? Bakın şu ikinci slash ile üçüncü slash arasının boş olması herhangi bulduğu karakteri de silmesi anlamına geliyor. Şimdi biz bunu sadece tabı silmek için değil, herhangi bir şeyi silmek için de bildiğimiz içeride bildiğimiz test ne vardı? Ha, log kelimesi vardı. Log kelimelerini sildirmek için de kullanabiliriz. Bakın log kelimeleri gitti. Bu ikinci slash ile üçüncü slash'ın arasının boş olması replace edecek, yeni yerine yazılacak herhangi bir şey yok. Yani sil anlamı taşıyor. İlk kısımda ise satır başındaki tab ve sonrasını bul anlamı var. Bu yani Arrival filmini izlediniz mi? Arrival filmindeki dil bilimciler bu kadar zorlanmadı. Yani bu regex nedir arkadaş? Şimdi nedir ne değildirini burada çok fazla girmeyeceğim. Neden? Bölüm 18. Chapter 18'de Regular Expressions diye bir konumuz olacak. Orada biraz daha detaylı uygulamalı ifade edeceğiz. Burada bir eski bir link var. O bir girip çıkabilirsiniz diyorum ve geçiyorum. Evet, sembolik linklere gelelim. Sembolik link, sevgili Windows kullanıcısı iseniz nedir? Sembolik link. Sembolik link burada gösterildiği gibi burada da bir Yıldız Savaşları esprisi yapmışlar. Anakin Skywalker'ın biyografisi aslında Darth Vader'ın biyografisiyle aynıysa, aynı dosyaysa kısa yol yani bir dosyası oluşturmaktan ibaret. Sembolik link bakalım nasıl gözükecek. LSL'de şu tire ok ile göreceğiz. Deniyor. Bakalım bir deneyelim şimdi. Hangi komutla yapıyoruz? Onu bir sonraki şeyde vermiş. Biz hemen bir tane örnek yapalım. Bizim için bir nokta log dosyası artık bir nokta log nokta symlink dosyasını işaretlesin. Bakın aynı dediği gibi LSL çıktısında ben A ile yaptım. LSL diyelim sadece bizde. Gizli dosya ilişkimiz yok. Evet. Ne oldu? 1.log symlink diye bir dosya var. Bakınız artık bu dosya tire yerinde bir L gelmiş. Onun bir link olduğunu görüyoruz. Bu dosyanın boyutu 5 byte. Neden? Çünkü bir o dosyanın içerisinde aslında o dosyanın adı yazıyor. Peti yazıyor. Şimdi 1, 2, 5. Bakın burada 5 karakter. İçerisinde 5 byte. Başka bir dosyayı linkleyelim. Bir log yeniyi linkleyelim. Şuradaki boyutta demin dediğim gibi acaba içinde ne yazıyor? Tabii ki hangi dosyayı gösteriyorsa o yazıyor. Ama gelin şimdi sembolik linki okuyalım.
Sembolik linki okuduğumuz zaman okuyacağımız şey dosyanın adı mı? Kendi mi? Kendisi bakın. Nereyi işaret ediyorsa gidiyor o dosyayı bana açıyor. Evet. Hemen. Evet, biz aynı bu şekilde yaptık. Ana dosya önce, sonra da link ismi. Şimdi buradaki örnekleri biz de yaşayalım. Bakın herhangi bir parametre verilmemiş. Buradaki aynı isimdekini bir üstte linkini oluşturmak istiyorum. Bakalım neler olacak. Çünkü bunu ben de daha önce denememiştim. Şimdi. Bir nokta log dedim. Bir üstte. Bu isimdekini demek istemiyorum burada. Pardon. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya bir sim simlinks diye bir klasör oluşturdum. Simlinks'in içine giriyorum. Pardon. Bu komutu ben yeni hatırladım kendilerini. Evet, yukarıda var olan bir dosyayı şimdi ben burada bir sembolik link oluşturdum. Bakın buradaki pet neyse boyutta bu arada o ta kendisi. Burada file diye tatlı bir komutumuz var. Onu da ben tanıtmış olayım. Bakın bunun sembolik link olduğunu ve nereye olduğunu sadece söylüyor. Artık ben bu simlinks klasörü içerisinden de aynı dosyaya erişiyorum. Evet. Sadece file name'i verdiğim zaman eğer file name evet üst klasörde iki nokta ne demektir? Bir üst klasör demektir. İki nokta ne demektir? Bir üst klasör demektir. Ben sadece gerçek dosya ismini verdiğimde burada herhangi bir aynı isimde sembolik link adını link name vermeden farklı bir isim vermek istemediğim anlaşılıyor. Tak o isimde burada bir dosya oluşturuyor. Tamam. Teşekkürler. Şimdi ben buradaki bir logo bir önce şu simlinks içini bir silelim. Burada bakalım multiple aynı anda çoklu bir sembolik link oluşturma yapalım. Burada başka ne dosya var? İki log varmış. A log bu yeter artık. Ve simlinks diyorum. Bakalım şimdi lsla simlinks içine baktığım zaman bakıyorum şimdi. İstediğim şeyi ben göremedim. Simlinks'e gidiyorum. Bir üstte olduğunu anlamış olmadı. Evet, eğer slide'da gösterildiği gibi sadece dosya adlarını relatif pet olarak ifade edersek görüldüğü gibi burada kırık linkler elde ediyoruz. Bakın burada şu an oluşan tüm linkler kırık.
Yani hiçbir yeri göstermiyor demek bu. Şimdi aslında bu slaytta bir ufak bir eksiklik olmuş diyelim. Nasıl asıl kullanılacak, kullanılması doğru olan şeklini şimdi gösteriyorum. Her bir dosyaya full path olarak vermek üzere ki bunu pwd komutu ve pwd komutuyla yapabiliyoruz. Başlarına pwd yazmam şu an aklıma gelen bir çözüm. Başlarına pwd komutunu yazarak full path'lerini ifade edersem eğer bu multiple symlink oluşturma yani aynı anda pek çok dosya için sembolik link oluşturma konusunu doğru uygulamış olacağız. Şimdi ne oldu? Bu arada tabii o 3 nokta burada bla bla anlamında bir özel gösterim değil. Ve burada file 1 değil, file path 1, file path 2, file path 3 veya file full path 1, file full path 2, file full path 3 gibi yani dosyanın tam yolu şeklinde bir ifade gerekir. Şimdi bakalım resme. Bakınız hepsi doğru gözüküyor. Aynen istediğimiz yere gidiyorlar. Symlinks klasörün içerisine gidiyorum. Ve oradaki sembolik linki okuduğum zaman dosyanın doğru yerinden okumuş oluyor diyorum ve konuyu geçtim. Evet burada bu satırda ufak bir yanıltıcı gösterim var. Doğrusunu biraz önce ifade ettik. Burada evet herhangi bir dosya silermiş gibi bir link silebilirsiniz. Ama benim çok sevdiğim bir unlink komutu var. Unlink komutuyla da linkleri kaldırabilirsiniz. Yani link dosyasını silmiş oluyorsunuz. Unlink 2 nokta logu bakın silelim şimdi. Gibi. Evet, hard linklerle ikiz kardeşler oluşturabiliriz. Elen komutunun default davranışı, varsayılan davranışı bir hard link oluşturmaktır. Böylece birbirinin aynı inoda bağlanmış iki dosya elde edersiniz. Birinin içeriğini değiştirince diğerinin içeriği de değişir miymiş bakalım. Şimdi Simlinks'ten çıkıyorum. Şuraya bir Hardlinks klasörü oluşturalım. Hardlinks klasörü içerisine girelim. Ve elen bir log dosyası na bağlı bir log nokta hardlink dosyası oluşturalım. Tamam. Şimdi bir log hardlink dosyası. Şimdi buraya bu satır değişti diyorum ve bir diye gösteriyorum. Bir log dosyasını da açıyorum. Bakın birebir aynı değerde. Bir log hardlink, hardlink klasörü içerisinde. Bir log da log klasörü içerisinde. Şimdi burayı değiştiriyorum. Buraya yeni bir satır ekleyelim. Bir nokta log dosyasındayım. Kaydediyorum ve bir log hardlink'e gittiğimde ikinci satırı görüyorum. Üç diyorum. Bir loka gittiğimde aynısını görüyorum. Bu iki dosyanın birbirinden bir farkı var mı? Yok. Ve bu iki dosyayı ikiz kardeşler düşünün. Biri acı çekince, biri sevinince ikisi de aynı duyguyu hissediyor. Esprisi gibi bir espri bu. Birini sildiğimizde diğeri etkilenmiyor ama. Tabi
Sembolik linkte de, sembolik link silindiğinde gerçek dosya yine etkilenmiyor. Ama gerçek dosya silindiğinde sembolik link broken, kırık duruma düşüyor. Buradaysa linkin kırık duruma düşmesi diye bir şey söz konusu değil. Bir logu da silsek, bir lokal link ayrı bir dosya olarak varlığını sürdürecek. Veya bir lokal link silsek, bir log dosyası farklı bir dosya olarak varlığını sürdürecek. Keza bunlar diskte ayrı ayrı yer kaplayan dosyalar. Şimdi bakıyorsunuz. Bunun içerisinde bir 1050 byte var. Aynı şekilde bir log dosyası da 1050 byte olarak diskte ayrı bir yer kaplıyor. Bir sembolik linkten farklı olarak demiştim. Sembolik linkte gerçek dosya silindiğinde sembolik link broken duruma düşüyor. Çünkü gösterici bir yer yok. Kısa yol gibi düşünün. Hard link ise farklı bir kavram. İkiz kardeşler oluşturuyorsunuz. Aynı inoda bakan. Ve ikisi de diskte yer kaplıyor. Ama birindeki değişiklik diğerine hemen yansıyor. Diskte iki dosyanın aynı zamanda birbirine yazılan kopyaları gibi düşünebilirsiniz. Ama kopya değil, başka bir şey. Burada bir basit gösterim yapmış. Bakın, soft linki tek başına silebilirsiniz ve gerçek ana dosyaya zarar vermiş olmazsınız. Ana dosyayı silerseniz soft link ve file arasındaki bağlantı kopmuş olacağı için soft link broken duruma, kırık duruma düşer. Ama gerçek dosya, soft link ayrı bir bağımsız bir dosyadır bu arada. Onun kendi inodu vardır. Gerçek dosya ve hard link aynı inoda bağlıdır. Eğer hard linki silersek ana dosyaya bir şey olmayacak. Ana dosyayı silsek hardlink'e bir şey olmayacak. Dosyanın ismini değiştirin isterseniz. Move edin. Başka bir yere taşıyın. Fark etmez. Aynı inoda bağlılığını sürdürdüğü için dosya hardlink ile bağını korumuş olacak, dosyanın yeri değişse bile. Gelin ona da bir örnek yapalım. Şimdi buradan bu dosyayı temp'in altına yeni bir isimle taşıyorum. Şimdi hard link'e yeni bir satır ekleyelim. Şimdi gelin. Şimdi temp'i de buradan açıyorum. Temp bir log mode. Hemen ilk satırlarına bakacağız. Bakın 4 buraya geldi. Buraya bir 5 ekliyorum. Kaydediyorum. Temp'in altından bakıyorum. Bakın bu burada. Çünkü ne isminin değiştirmesi, move edilmesi onun inode bağlamından koparmıyor bizim dosyamızı. Hard link ve dosya. İkisi aynı inoda bağlı. İkiz kardeşler. Evet, herhangi bir komut dokümantasyonu, bazı temel ortak yaklaşımlar var komutlarda. Tire H veya çift tire ile uzun halini, tek tire ile ise kısa halini. Bu getOpt yapısını eğer C'de implement etmişseniz hiç, getOpt'de özel bir fonksiyon seti ve ayrıca bir struct yapılarını kullanıyorsunuz.
Ve böylece her komut OGT OPT yapılarını kullandığı için ortak bir menü görüntüsü elde etmiş oluyor. Bunlar her zaman değil ama genelde bu şekildedir. Get OPT yapısını kullanmışsa zaten buna bağlı olur. Tek tire ile kısa menü adı, çift tire ile de uzun menü adı genel bir yaklaşımdır. Örneğin ls-h diyorum. Tabii bu kötü bir örnek oldu. grep-h diyorum. Ve --help diyorum. Tire-h bakın burada başka bir anlama da geliyor. Grep de kötü bir örnek oldu buna. Birazdan göreceğimiz manı diyelim. Man-h ile bakın help'i elde ettim. Bir de --help diyorum. Yine aynısını elde ettim. Bakın bu komut zaten getOPT yapısına uymuş. Ne yapmış? Tüm menüsünde tek tireli olanı bir harfle temsil etmiş. Çift tireli de onun açık halini ifade etmiş. Her komut buna uyacak diye bir şart olmakla beraber böyle genel bir yaklaşım var. Bunlar getOPT yapısını kullananlar. Evet. Man sayfaları herhangi bir komut için geniş manueller. Manuelin manı. Man grep diyoruz. Bakın uzun bir enter ile aşağıya doğru indiğim bir dokümantasyon elde ediyorum. Oldukça uzun bir man sayfası tercih ettik göstermek için. En uzunlarından biri. Aslında örneklerde, kullanım örnekleri de yer alabilir. Bu tabi bazı özel fstab gibi bazı dosyalar içinde man sayfalar bulunabilir. Man diyerek bakın burada bazı leveller var. Örneğin man 2 open dediğimde bakın open fonksiyonunun dokümantasyonu da elde edebiliyorum. Yani developer programmer manuel olduğu gibi man'a geri dönüyorum. Man 1 default olarak da man 1 yazmanıza gerek yok. Man boşluk komut yazdığınız zaman örneğin man tar komutunun dokümantasyonu elde ettiniz. Man 1 tar demenizle mantar demeniz aynı şey. Man 2 için çeşitli fonksiyon isimleri de yazabilirsiniz. Bakın man 3'te library calls, man 4'te bazı özel dosyalar diyor. Gibi. Man sayfalarının da kategorileri var. Böylece bu kategorileri alarak ne olmuş oluyor? Bazıları da kesişebiliyor. Komut ismiyle bazen sistem fonksiyon, sistem çağrısı ismi çakışabilir. Bunu bu şekilde böyle man mount diyorum. Bakın burada öncelikle mount komutu geldi. Man 2 mount diyeceğim. Bakalım ne olacak? Bakalım burada da sistem çağrısı C fonksiyonu karşılığı geldi. Bu kategorileri yapmışlar ki aynı isimde olanlar içinde erişim sağlamışlar. Bakın man 2 mk'dır dediğim için onu fonksiyon, sistem fonksiyonu haline alıyorum. Ama man 1 veya sadece man dediğimde ise onun komut dokümantasyonunu görüyorum.
Bunlar dev paketlerin içerisinde bu man sayfaları da birlikte gelir. Header file'lar ile alakalı da bakın bir şeyler görebiliyorum. Man.stdio. Ben de bir manuel yokmuş bu konuda. Tamam. Evet, info dosyaları benim pek kullanmıyorum açıkçası ama içerisinde explore edebildiğiniz aşağı yukarı sağ sola şudur budur farklı bir gösterim şekli. Ona da bir bakalım. Hiç kullanmıyorum açıkçası. Bakın burada regular expressions noktasına gidiyorum. Bakın explore ediyorum içeride. Bu da bunun HTML dokümantasyonunun sanki şeyde görülmüş hali. Komutsuz terminalde görmüş halim. Bakın. Linkler canlı. Enter yapabiliyorum. Dönen Ncurses gibi bir kütüphane kullanıp implement edilmiş bir şey info. Evet. Info'yu geçtim. Evet. Burada nerelerde ne araştırabiliriz meselesi var. İnternette MAN7 sayfalarında kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca yani Google'a da yazdığınızda bu man sayfaları önünüze geliyor. Google gruplar 20 yıl önceki gerçekten Google grupları çok enteresan bir şekilde groups.google.com'da görebiliyorsunuz. O arşivliyor çünkü orası eski mail gruplarını vesaire. O da bir kaynak diyoruz. Evet, bir dahaki derse kullanıcılar ve izinler tatlı bir konuyla hızlıca devam edeceğiz. Görüşmek üzere.